Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan güzel bir video ile sizlerleyiz. Bugün Medusa'nın ürünlerini deneyeceğiz. Elimde Medusa'nın iki tane farklı aroması var. Bugün onları sizlere elimden geldiğince tanıtmaya, tadını, dumanını, aromasını göstermeye gayret edeceğim. Instagram'da arkadaşlar bundan yaklaşık 1-1,5 hafta önce bir anket yapmıştık ve en çok istenilen aroma soda krem olmuştu. Ve bu ürünleri buradan bana gönderen Medusa Turkey bir sayfasına da buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Lafı daha fazla uzatmadan hemen ürünleri açmaya başlayalım. Tütünü göstermeye başlayalım. Arkadaşlar şöyle kutular elimize ulaşıyor. Böyle alüminyum denecek bir maddede bir kutu. Gayet de güzel bir tasarım var. Hani bilirsiniz normal nargile tütünleri 250 gramlıkları böyle daha çok basit bir şekilde olur ve bütün markalar hemen hemen o şekilde çıkartırdı. Farklı bir konsepte olmuş Medusa'nın kutu tasarımı. Dikey şeklinde ve biraz daha uzun bir tasarıma sahip. Şahsen ben tasarımını çok beğendim. Çok güzel bir tasarım olmuş. Şöyle kutuyu şu şekilde göstermek istiyorum size zaten. Instagram'dan da ben sayfadan paylaşmıştım. Oradan da bakabilirsiniz. Normalde arkadaşlar ben her iki ürün için ayrı ayrı video çekmeyi düşünüyordum ama 1,5 haftaya yakındır dediğim gibi uzun bir süredir tatları deniyorum ve en sonunda hani videoyu çekmeye karar verdim. Aromalar hakkında biraz bilgi sahibi olmak istedim, onları tanımak istedim. O yüzden sağ tarafımda gördüğünüz Black Betty aromasını bu videoda yorumlayacağım. Asıl videoda içip yorumlayacağım aroma da arkadaşlar soda krem olacak çünkü en çok merak edilen aroma bu olmuştu. Dediğim gibi buradan tekrardan Medusa Turkey bir sayfasına teşekkür ediyorum. Kendileri bu ürünleri gönderdiler. Yanlarında da şöyle çok güzel Medusa'nın sipsisi var arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Gerçekten bizleri çok memnun eden güzel hediyeler oldu. Şöyle bir çatalımız var. Hem çatal hem iğne olarak kullanılıyor. Üstünde Medusa yazıyor ve gerçekten elde tutuşu çok güzel, çok zarif. İnce, hani çantanızın bir kenarına koyarsanız ağırlığını bile hissetmeyeceğiniz bir çatal arkadaşlar. Ve son olarak şöyle güzel bir anahtarlık gönderdiler bizlere. Bu ürünler için tekrardan teşekkür ediyorum onlara. Ve hemen buradan arkadaşlar videoya geçiyorum. Arkadaşlar şöyle yavaş yavaş ürünümüzü açmaya başlayalım. En başından söylemek istediğim şey çocuk kilidi var arkadaşlar kutuda. Daha önceden kullananlar fark etti mi bilmiyorum ya da böyle düşündüler mi bilmiyorum ama bu benim çok hoşuma gitti. Evde küçük çocuğu olan abiler varsa ya da ne bileyim yeğenleri falan olan, kuzenleri olan, küçük kuzenleri olan arkadaşlar varsa hani ellerine ulaştığı zaman hani kolay kolay açabilecekleri bir kutu değil. Çamaşır suyu kutuları oluyordu ya bastırarak açma sistemi. Aynı o şekilde arkadaşlar bastırıp bir kere döndürüyorsunuz kutumuz açılıyor. Ve içerisinden şöyle 250 gramlık siyah beyaz güzel gayet şık bir tasarımı olan bir pakette çıkıyor arkadaşlar. Şöyle ben bunu bıraktıktan sonra çatalımla arkadaşlar biraz tütünü karıştırmak istiyorum. Tütünü karıştırırken de arkadaşlar tütünün aroması, daha doğrusu kokusu arkadaşlar, aromasına geçmedim özür diliyorum. Kokusu arkadaşlar tatlı şekerli sakızlar oluyor yani küçükken baybalon dediğimiz güzel sakızlar vardı. Kokusu birebir onu andırıyor. Zaten tadına birazdan geçtiğimiz zaman tadının da nasıl bir şey olduğunu sizlere açıklamaya gayret edeceğim. Tütün şöyle şu şekilde arkadaşlar, sarı bir tütün, kıyımı gayet ince, şerbet oranı çok çok iyi. Ben şerbet oranını çok beğendim. Normalde hani birçok aromada nargile içtiğim zaman şuradaki silikon contada bayağı bir şerbet falan oluşuyor. Ama bu tütünde ben öyle bir sorunla karşı karşıya gelmedim. O da beni ayrı bir mutlu etti. Şerbeti yani yerinde arkadaşlar, kesimi de güzel. Biraz damarlı bir yapıya sahip. Ama böyle çok fazla rahatsız edecek kadar bir görüntüsü ve içimde de etkileyecek kadar sıkıntısı yok yani. O yüzden ben burada sizleri daha fazla bekletmemek adına videoyu durdurup lülemi dolduracağım ve hemen tadım testine geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben lülemi doldurdum. Dolumum bu şekilde. Setuplarımda da Big Boss ve Tuan Boss'u kullanacağım. Lafı daha fazla uzatmadan hemen şöyle lülemi bırakıyorum. Ve daha önceden içindeki özlerimi beklettiğim notusunu da arkadaşlar hemen şöyle bu
Arkadaşlar normalde ben nargile tek başıma içtiğim zaman az önce gösterdiğim şekilde bir dolum yapıyorum. Hani çok yani %80'i kadar diyebileceğim bir seviyede çok fazla doldurmadan, çok fazla da boş bırakmadan ideal bir seviyede lülemi dolduruyorum. Ve iki tane kömürlü arkadaşlar Lotus'la nargilemi içiyorum. Bütün aromalar da bu şekilde. Şöyle biraz daha lülemin ısınmasını bekleyeceğim. Arkadaşlar başta da dediğim gibi ben ilk başta iki tane video çekmeyi düşünüyordum. Fakat sağ tarafında gördüğünüz ürün Black Betty çok sek bir aroma arkadaşlar. Onu da çok fazla içtim. Yaban mersini ve böğürtlenden oluşan bir aroması var. Karışım olarak kullanılsaydı belki çok daha başarılı olabilirdi. Ama inanın sek hali de pek fazla baymıyor. Yani içilebilir bir seviyede güzel bir lezzeti var. Ama karışım olsaydı çok çok güzel bir aroması olacağını ben tahmin edebiliyorum. Keşke öyle yapılsaymış. Arasına bir çilek, limon tarzı yaban mersinine yakışır. Ya da ufak bir nane belki gidebilirdi. Bu şekilde çok spesiyeller var. Hani ona yakın bir şeyler yapılsaydı belki çok satılanlar listesine bile girme ihtimali vardı. Çünkü gerçekten normalde ben yaban mersini seven bir insan değilim. Ama Medusa'nın yaban mersini ve börtleni ilk başlarda yaban üzerine ağırlıklı. Ondan sonra hani 10-15 dakika içtikten sonra aroma oturduktan sonra o börtlenin tatlılığıyla güzel bir şekilde geliyor arkadaşlar. Yani yaban mersini sevmeyen arkadaşların da içebileceği bir aroma. Arkadaşlar asıl aromamıza geçiyoruz ve şöyle hemen ilk nefesimi almak üzere. Yeterince ısındığını zannediyorum. Karşısında klima çalıştığı için arkadaşlar biraz daha geç ısınacaktır. Ben yavaş yavaş çekmeye başlayayım. Arkadaşlar asıl aromamız soda cream. Ben aromayı ilk gördüğüm zaman çok heyecanlanmıştım. Çünkü daha önce böyle bir şey denemedim. İnsan ister istemez hani merak ediyor. Hani soda, krema nasıl bir kombinasyon olabilir diye. Kokusunu açtığım zaman az önce de yorumladığım gibi buram buram böyle tatlı bir sakız geliyor. Şekerli sakız oluyor yani küçüklüğümüzde o yediğimiz, çiğnediğimiz sakızlar. O tarz sakızın bir kokusu var arkadaşlar. İnsan beklentisinin içine giriyor. Hani o sodayı nerede yakalayabilirim diye ya da o asitlik var mı diye. Ama maalesef ben onu aromada hiç almadım. Hani hakikaten hiç yok. Aroma dediğim gibi kokusuyla çok benzer. Tatlı bir aroma arkadaşlar. Ve tadı da aynı şekilde. Bana sakızı anımsatıyor. Tatlı sakızı anımsatıyor. Hani kokusuyla aroması bana bir geldi. Hani üstünde yazılı olanla pek fazla bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Farklı kişilere tattırdığım zaman arkadaşlar farklı farklı yorumlar duydum. Herkeste farklı bir etki yaratan bir aroma oldu. Ama inanın kötü bir aroma değil asla, hatta tam tersi. Beni bilen arkadaşlar, Instagram'dan takip edenler bilir, fresh içen bir insanım. Tanıtımını yaptığım ya da Instagram'dan işte içtiğim aromalar falan hep fresh üzerine, özellikle yaz sıcağında o tarz aromalar içen bir insanım. Tatlı aromalar beni bayıyor. Hani biraz da mide bulantısı yapıyor bende sıcaklardan dolayı. Ama inanın ki bu aroma hiçbirini hissettirmedi bana ve tam tersi 1 saat 45 dakikaya yakın ben bu aromayı tek başıma içiyorum arkadaşlar. Gelelim aroma yoğunluğuna. Aroma yoğunluğu arkadaşlar uzun içim süresine rağmen kesinlikle ama kesinlikle kendisini kaybettirmiyor. Ve çok güzel bir şekilde sonuna kadar arkadaşlar o aromayı size hissettiriyor. Aroma yoğunluğu bence gayet başarılı. O yüzden 10 üzerinden hatta bir 9-8 falan da verebilirim. Gayet başarılı arkadaşlar. Duman performansı da 2 küp gözle şöyle. Görüldüğü üzere arkadaşlar. Normalde küp kömürlerim 10-15 dakika öncesinden hazırdı.
biraz ufalmış hali. Yani hemen alıp ocaktan koymadım. Hani biraz ufalmış olmasına rağmen böyle bir duman performansı var arkadaşlar. Gelelim beni etkileyen en büyük özelliğine. Gerçekçi olmam gerekiyorsa bu aromadan bu kadar fazla bir içim süresi beklemiyordum. Daha doğrusu aromadan ziyade markadan. Çünkü her videomda söylemeye başladım. Çok fazla ürün çıkmaya başladı. Kömür, nargile takımı, aroma ve hani ürün o kadar bollaştığı için arkadaşlar o eski tadı bir süre sonra alamıyorsunuz maalesef. Hani çok kişinin yakındığı bir konudur bu. Nerede o eski el fakirler, eski naklalar falan diyoruz bazen, onları arıyoruz. Ama inanın ki bu tütün çeşitliliğinin içerisinde de gerçekten bizi tatmin eden, bize o güzel eski nargile duygusunu hissettiren güzel tatlar da oluyor. Ve bence bu Medusa güzel bir ürün, farklı aromalarla, farklı karışımlarla bence piyasaya güzel tutunabilecek olan bir marka diye düşünüyorum. İçim süresi Lotus'la yaklaşık 1 saat 45 dakika 2 saat arasında içtiğime rağmen o ilk aromasından eser yok diyebilirim, hani abartısız arkadaşlar. Bu benim şahsi fikrim. Arkadaşlar küçük bir aksilik oldu. Az önce çekim yaptığımız makinenin şarjı bitti. Yeni makineden devam ediyoruz. Kaldığım yerden hemen devam ediyorum arkadaşlar. Sizi daha fazla sıkmamak için videoyu kısa tutmak istiyorum. Dediğim gibi ben bunu çok kişiye denettirdim. Arkadaşlarımızla falan beraber değiştik. Yaklaşık 1,5 saat, 2 saate yakın Lotus'la gidiyor, yani giden bir aroma arkadaşlar. Folyo ile içim süresini daha da uzatabilirsiniz. Tabii ben bunu şahsen beklemiyordum. Bu kadar uzun bir içim süresi olacağını beklemiyordum. Çünkü yeni markalarda denediğim kadarıyla en fazla 1 saat 15, 1 saat 20 dakika sonrasında aroma kaybediyor kendini ve tütün çok çabuk yanmaya başlıyor o süreden sonra. Ama Medusa'da gerçekten güzel bir içim süresi var arkadaşlar. Dumanı da görüyorsunuz. Gayet başarılı. Gayet tatmin edici bir seviyede. Söyleyeceklerim bu kadar olsun arkadaşlar. Bizden bu kadar. Tekrardan teşekkür ediyorum. Alışveriş yapmak isteyen arkadaşlara da videonun alt kısmına muhtemelen Instagram sayfasının adresini bırakırım. Kendilerine tekrardan buradan teşekkür ediyorum. Ve böyle bir ürünü piyasaya sürdükleri için ayrı bir teşekkürü hak ettiklerini düşünüyorum. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.